Spartalı 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cinayetini konuşmayı sürdürüyoruz. Annesi burada, babası Mustafa'yı hemen çağıralım. Mustafa gelir misin lütfen? Baba da gelsin. Az önce söylediğimi Mustafa da buradayken söyleyeceğim bir kez daha. Mustafa yerine oturur musun kardeşim? Şunu söyledi Mustafa, az önce sen burada yokken. Yani senden intikam almaya çalışıyormuş gibi bir şey söylüyorsun ya, benden intikam almaya çalışıyor, benden intikam almaya çalışıyor. Bunu, yani bunu biraz da şuna bağlıyor. 10 yıl boyunca sustuğu için diyor, ben ne zaman beni aldattığını ve açık net bir şekilde gördüm. Arkasından bu benden intikam alıp ondan sonra zaten konuşmaya karar verdi. Kendisi de ağzıyla söylemedi mi? Buraya geldikten sonra nefret etmeye başladım. Demedim mi? Hatta geldiği ilk anda itibaren de bu kadar çok senden yok, şüphelenmiyordu. Ben sevgili yaptığımdan bu yana benden nefret etmeye başladı. Şimdi bunu da aslında doğrudan ilk zamanlarda senin buraya geldiğin anda söylediklerim var. Ekranlara getireceğim ama birazdan ama. Sevgili konuşmak istemiyorum. Sevgili, hayır, sevgili konuşmayacağız. Mevzu şey, sevgili şu anlamda. Mevzu şu Fatma. Sen, tamam mı? Kimin nasıl aldattığın da umurumda değil. Ne yaptığın da. Onun da öyle, onun da öyle. Ama şu önemli. Ne zaman diyor ben onun sevgilileriyle ilgili onu hesap sormaya kalktım. Ondan aynen sonra diyor benden intikam almaya çalıştı. Yoksa, aynen şu anda hala da intikam almaya çalışıyor. Yoksa diyor şükür diyor. Açık söylemek gerekirse aynı şey senin için de geçerli. Aynen. Şükür ikinizin umrunda olmamış. Onun için de öyle geçerli, senin için de geçerli. Hala daha da onun öyle. İkiniz için de. Hala daha da öyle. Birazdan bu arada şeyden bayramlaşmaya gitmişler abin Ali. Abin mi oluyor? Sen küçük müsün? Ben küçüğüm. Evet Ali. Biz iki kardeşiz. İki kardeşiz. İki olan. Türkan, yeğenin Türkan köye gitmişler babanla Tahsin'le bayramlaşmaya. Önce Türkan'ı göreceğim sonra babanla konuşacağım. Türkan merhabalar canım. Türkan duyuyor musun beni? Merhaba. Köye gittin, evet, dedenlerle konuştun biliyorum. Birazdan geleceğim. Hem seninle konuşacağım hem dedenle Tahsin'le konuşacağım. Şunu söyledi Türkan. Dedi ki ben sadece ve sadece kuzenimle ilgili sorular soruyorum. Neden bundan rahatsız oluyor ki her ikisi? Hem yengem hem amcam. Bence çok haklı. Birazdan geleceğim sana ama önce bir yengene ve amcana sormam gerekenler var. Birazdan köye geliyorum Türkan'cığım. Bana şunu söyler misin? Yani ikinizin de aslında çocuk 10 yıl boyunca o cinayeti işlediysen yanında durarak sen şükürü önemsememişsin. Sen yaptıysan o da senin yanında kalarak vallahi yani ikinizin umurunda değilmiş. Ben yaptıysam her şeyi açıklasın burada. Hem onun içinde hem senin içinde. Ha. Çocuk ikinizin umurunda olmamış. Ben de 26 senedir nasıl bir insan olduğumu biliyor. Şimdiye kadar 10 senedir, hadi ötekini boş verelim. Çocuk kaybolduğundan beri 10 sene olmuş. 10 senedir hiç mi şüphelenmemiş, hiç mi ben kendimi şüpheye ettirmemişim? Nasıl durmuş benim yanımda? De şimdi aklına başına gelmiş. Ben evden kovulduktan sonra dedim hanım. Yani şimdiye kadar niye gitmemiş? Ben oda Ağustos 2023 diyor sevgili izleyiciler. Cezaevine girdim. Niye o zaman da gitmemiş? Tamam, planlasaydım ben nedenle yani çocuğum anne kardeşim. Yani ben evden kovunca benden intikam almaya çalıştı. Planla çıksam nedenle kardeşimin lafıyla ben şikayetçi olurum o zaman. Plan değil, plan değil. Mevzu plan değil. 10 yıl boyunca bu çocuğu, yani bir kız çocuğu, ya sen doğurmuşsun, o da babası, sen de annesisin yani. Aynen. Tamam mı? Yok dedi bana. Ben çocuğumun arkasından sadece ben çocuğumun kaçtığına inandığım için başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey değil. Hangi bir insan iner 10 sene dedim hanım? Hangi bir insan benim bana inandırdı. Çünkü kendi bir değişiklik olmadı. Kendi bir şeylik olmadı. 10 sene nasıl benim dediklerime inanır uykusuz ya? Uykusuz kalmadı. Bir ağlama şeyi yapmadı mesela. Bir pişmanlığı yoktu. Ya bir şey söyleyeyim mi sevgili izleyiciler? Yani bu ikiniz için de geçerli. Yani ikiniz diyorsunuz ki Fatma diyor ki ben onun yalanına inandım. Mustafa da diyor ki ben de işte kahrettim ama inandım yani kaçtı gitti bir şekilde ona inandım. İkiniz de yalana 10 yıl boyunca aynı yalana inanmak çok özür dilerim ben ama. Ben hiçbir yalana inanmadım. Hayatın olağan akışında çok ters bir şeyden bak. Ben hiçbir yalana inanmadım. İnanmadın mı? Ben hiçbir yalana, onun bana hiçbir inanmadım ama ben de onun hiçbir şekilde yalan konuşmadım. Ya şükür nerede olur düşünür 10 yıl boyunca ben, Mustafa? Ben hayatım dağlarda geçti bak. Şu bir laf var, içi sizi yakar dışı beni yakar diye. Değil mi? Ben çok dayak yedim, çok aşk aldım, susuz kaldım diye. Bir de benim çektiklerimi hatırlatsın be. Bir de benim çektiklerimi söylesin bir de. Ya tam çektiklerinizi konuşuruz da. He. Bana şunu söyler misin? 10 yıl boyunca bu çocuk ortalıklarda yok. 10 yıl, 10 yıl. Tamam 10 ya, yıl ya. Ben, ya istersen 1 yıl olsun değil mi hanım? 3600. 10 yılı bırakın, istersen 1 yıl olsun ya. Yani. Biliyorsun tamam bana benden şimdi yok katlarıdı diye bilmem ne şu bilmem. Demedik laflar koymuyor. Ama kendisi doğuran çocuğu kendisi. Hadi babayı boş ver ya. Bir çocuğu doğuran annesi. Bak burada ne güzel diyoruz. Bir kedi bile bir köpek bile yavrusunu atmıyor. Ben kaçtığına inandım. Ben yaşadığına inandım. Ben öldüğüne inandım. Ya Fatma bir şey söyleyeyim mi? Ya 10 yıl boyunca aynı yalana inanmak
mümkün sadece değil ya. Sadece kendi kendimi yemişim. Ne de var? Ben kendi kendimi yemişim. Başka kendi kendini yemişsin. Aslında inanmadın o zaman. Ben kendi kendime yemişim. Ben tamam, buna sormayarak kendi kendime yemişim. Tamam Didem Hanım inanmamış da nasıl durmuş ama 10 senedir Didem Hanım? Ben buna ya, yani özür dilerim, sormadan yani ben sormadan sadece kendi kendime yemişim. Ben. Ne demek kendi kendime yemişim ne demek yani ya? Yani kendi kendime şeyini yapmışım. Yani muhasebesini yapmışsın. Muhasebesini yapmışım. Peki kendi kendine bunun muhasebesini yapıyorsun. O akşam çocuğun elinden tuttu götürdü Mustafa değil. Mustafa ile bu işin muhasebesini niye yapmıyorsun? İşte ben inandırdı değil mi? Kaçtığına inandırdı. Yolda koduna ama inandırdı. Ya, yolda tamam, koduna inandı inandırdı. Da. Yolda kaçtığına inandırdı. Hanım, sorar mısın? Şimdiye kadar 10 senedir bu çocuk nasıl gitti? Bu çocuk nasıl odun geldin diye sormuş mu kendisi bana? Sen niye sormadın? Soruyorum ben size. Sen niye sormadın o zaman? Çünkü ben götürmedim. Ha. Bilip dur kendisi. Minarenin şeyini hazırlamışsın. Her kılıfıyla şeyi bilip dur bana. Şey yapmışsın. Kılıfını güzel ayarlamışsın yani. Ben burada gerçekleri konuşuyorum. Şunu söylüyor Mustafa. Diyor ki şimdi çocuğu sen götürdü gördün ya. Diyorsun çocuğu aldı götürdü. Şimdi o anda inandın tamam mı? Çocuk aldı götürdü. Fakat sonrasında kendi kendine içini yiyor, muhasebesini yapıyorsun. Yani 10 yıl boyunca bu adamla beraber sen de bu kadınla beraber aynı evi paylaşmışsın. Aynen. Ya demedin mi Mustafa? Yani hiç mi konuşmuyordunuz? Bu çocuk nereye gitti? Bak gitti gelmiyor. Nerede? Ben söyledim de yani. Sormuyor muydu? 18 olunca çıkacak dedik dedim. Tamam. O zaman dedi. Böyle olacağını bilmiyordum dedi kendisi. Böyle olacağını, böyle olacağını bilmiyordum dedi yani. Peki 2 yıl sonrasında böyle olacağını bilmiyorum diye sana kritik bir cümle kullanmış. Aynen. Her türlü anlama gelir. Tamam böyle... kimliği verince niye gitmemiş? Bak ben bunu yazayım, bu cümleyi unutmayayım. Arkadaşlar KJ'de taşır mısınız? Böyle olacağını bilmiyordun. Aynen. Tamam. Şimdi bu ne anlama geliyor sence? Böyle olacağını bilmiyordun. Yani... Karşı yazıyor mu Özgür? Yaz. Ha tamam. Böyle olacağını bilmiyordum diyorsun. Bu böyle olacağını bilmiyordum demek. Ne anlama geliyor? Yani çocuğumun çıkmayacağından emin olduğu için yani belki bir çaresi olurdu demek istedi yani. Peki. Yani bir çaresi vardı ama öldü. Ya, aynen. Ama öldü. O öyle anlamına getiriyor. Ha, sen bunu öyle peki. Madem bunu böyle düşündüysen. Şimdi düşünüyorum ama Didem Hanım. O zamanlar. Daha şimdi düşünüyor şimdi. Yani... Kardeşim aradı mesela. Kardeşim aradıktan sonra tehdit etti dedi bana. Çocuğum mesela çıkamasına veya iş karıştırman dedi mesela. Ondan beri ben şüpheleniyorum. Şimdi bir çaresi vardı derken aslında Mustafa o gün çocuğu götürdü ve öldürmek istemedi. Fakat bir anlık çocuğun hamile olduğunu öğrendikten sonra ya bir anlık panikle ya bir anlık kızgınlıkla çocuğu öldürdü. Sonra da pişmanlık mı yaşadı diyorsun? Bence öyle gibi. Sen Mustafa'nın pişman olduğunu görüyor musun? Hiç görmedim ben. Hiç de görmüyorum. Hala da görmüyorum. Aynen, ben yapmadım diyor da o özgüvenle oturuyor çünkü. Yok, aynen yok. O şeytanlıkla oturuyor. Peki. Sevgililer alıp götürdüyse sen 10 yıl boyunca onun söylediği yalana ben inanmadım diyorsun. Ben size geçen gün Gökhan'la bu haber gönderdim. Dün. Hı. Belki de hamile olduğunu öğrendi. Belki de babasına verdi kızı. Bu babasının araştırmasını istiyorum ben. Tamam yapalım. Ama sen şunu sen sormadın mı? Bu çocuk aynı şeyi diyorsa bana niye sormadın? Sen Fatma'ya sormadın mı? Nerede bu çocuk? Benim sorup sormadım mı öğrenebilir misin? Sordum diyorsun. Sordu mu? Yok öyle bir şey. Hiç sana sormadım. Çünkü öyle bir şey yoktu ondan. Sadece yalan. Ha, yalan yapıyor, taktik yapıyor yani. Taktik yapıyor. Hedef şaşırtıyor. Sadece kafa karıştırıyor. Dedim ama aynı. Çünkü benim tanıdığım adam böyle değil. Her şeyi ağladı. Televizyonda film çıksın ağladı. Yani taktik yapıyor. Burada taktik yapıyor. Ağlamamakla kendini sert olarak göstermeye çalışıyor. Ha, öyle mi? Şükürden sonra sürekli şükürden yani, sonra... Yani ağlardı değil mi? Filmin çıksın mesela acılı film çıksın ağlardı. Yani onu taktik yapıyor. Başka bir şey değil. Taktik yapıyor. Taktik yapıyor. Nasıl bir taktik yapıyor özür dilerim? Yani ağlamamakla şeyle taktik yapıyor. Yani dedim hani bir de hani şükür özel bir de şunu akşam akrabalarım gelmiş konuşuyorduk. Mesela cesedi sonradan aktarmış diye konuşuyoruz ya. Hı. Öyle bir şey yapamamıştır çünkü bir hayvan öldü mü yanına yaklaşamaz. Hı. Yani kokmaya başladım yanına yaklaşamaz. Kusar devirir yanına yaklaşamaz. Hiç yaklaşamaz. Yani yanına bir daha yaklaştığını zannetmiyorum. Ha, bir yere gömdüyse oraya bırakmıştır. Daha, ay, çok acayip bir şey söylüyorsun aynen. Şimdi. Yaklaşamaz çünkü akşam o akma geldi yani yaklaşamaz. Yani eğer kemikler kalmadığı sürece yaklaşamaz çocuğumun yanına. Yani çünkü insan şeyi berbat kokar. Yani hayvanın... Hayvanın hiç yanaşamadığına göre çocuğuma hiç yanaşamaz. Ya öyle misin? Söylüyorum. Bir hayvan gördüğünde hayvanın ölüsünün yanına yaklaşamaz. Yaklaşamaz. Mısın? Kusar devirir. Ben çünkü biz şey yapardık. Öyle mi Mustafa? Ne bileyim ben ya. Ay acayip bir şey söyledi ya. Aynen vallahi bu saatten sonra hiçbir şey umurumda değil. Hiçbir yaklaşamaz. Şey umurumda değil. O yüzden... Çünkü
Yani daha ya. Yanına 2-3 metre kalmadan kendisi ve 10 metre kalmadan yanına yaklaşamaz. Eşek karı, atları köpek karı vuruyor dedi ya. Nasıl yani canlıyken vurur. Canlıyken yapar. Canlıyken vurur, öldürür. O kadar yani acımasız ve gaddar olduğunu iddia ediyor. Ama diyor. Korktu mu öyle yapamaz. Yani 2-3 gün, 1 hafta geçti mi yapamaz. Yanına yaklaşamaz.